Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Çok güzel, sevindirici bir haberle sizlerle birlikteyim. Birkaç video önce izlediğiniz yağmur suyu eklediğim ve yaklaşık 2-3 aydır yavru alamadığım melekler gerçekten tetiklendi yağmur suyuyla. Dünden beri şeyi temizliyorlardı, seramiği temizliyorlardı. Şu anda yumurta yok şu anda ama yumurtlama hareketine başladılar. Gördüğünüz gibi seramiğin üzerinde hatta dişi biraz ilerledi. Camın üstüne doğru gitmeye başladı ama olsun, zaten ben bunları ayırmayacağım şu anda. Bu yumurtalarını ayırmayacağım. Belki 2-3 seferde istediğim sonucu alamayabilirim ama bunları bu şekilde deneyeceğim. Bütün su değişimlerini yağmur suyuyla yaparak da kendi yavrularını büyütecekler mi diye deneyeceğim. O yüzden cama doğru yumurtlamasında hiçbir sakınca yok. Çünkü yumurtalar zaten yanlarında kalacak. Ama zaten daha ilk yumurtlamaya başlamadan önce birkaç 10 sefer böyle yumurtlama hareketini yapıyorlar. Ondan sonra tamamen yumurtlamaya başlıyorlar. Şu anda da bu süreç başladı yani. Bundan sonraki birkaç 5-10 dakika sonra yumurtlamaya başlarlar. Şu anda ilk bu girişimlere başladıkları için işin sonunda yumurta olmayabilir. Dişimiz seramik kesmiyor. Yukarıya yukarıya gidiyor. Ama bıraktığı bir yumurta yok şu anda. Belki videonun devamında ilk yumurtlamaları başlayabilirler. Ben de sizlerle birlikte bu süreci görmüş olurum. Şunların şu görseli bile çok keyifli. Bir de inşallah devamında yavrularını büyütüp yavrularını etrafta gezdirme görüntüsüne kavuşabilirsem gerçekten benim için şahane bir görsel olacak. Sizler için de öyle olacağını tahmin ediyorum. Birkaç sefer babamın bitkili akvaryumunda buna şahit oldum. Kendi yavrularını büyüttüler. Hatta yumurtaları 3 sefer taşımışlardı. Bir anabiyas yaprağının üzerine yumurtlamışlardı. Tabii ki ev ortamında çok hareketli olduğu için yaprakta güvende olmayacaklarını düşünüp başka bir yere taşıdılar. Hatta biz yediler diye düşünmüştük. Sonra bir gün annem fark etmiş, arka tarafta saklı bir yaprağın üzerine yumurtaları taşımışlar. İşte kendilerince en güvenli oldukları yer neresiyse yumurtaları oraya doğru götürüyorlar. Ve yavrularını da çıkarttılar. Hatta bir sefer baya baya büyüttüler. Yavrular yüzmeye başladı. Ama belki o akvaryumu hatırlayanlar vardır. Bitkili bir akvaryum. Anabiyaslar da hatta bir köşeyi öyle güzel sarmıştı ki tek bir yerden giriş çıkış yapılabiliyordu o tarafa. Bu iki anne baba da bunlar değildi, pardon. Bunlara benzer trikalırlardı. Onlar da orayı koruyordu. Hiçbir balığı sokmuyordu. Vatozu, salyangozu bile oraya sokmuyorlardı. Ama ne zaman yavrular baya böyle 7-8 günlük oldular, tamamen kendi başlarına yüzmeye başlayınca, hatta yani 7-8 günlüğe gelene kadar anne baba onları yakalayıp mesela o giriş çıkış yapılan kapı diyorum ben oraya. Oraya yaklaştıkça oradan alıp ağızlarıyla iç tarafa doğru götürüyorlardı. Çünkü diğer karşı tarafa geçerlerse yenileceklerini biliyordu anne babalar. Ama yavrular ne zaman artık iyice kendi başlarına hareket eder, anneleri babaları onları kontrol edemez hale geldiği zaman o dış tarafa çıkıp maalesef diğer balıklara yem oldular. Şimdi böyle bu akvaryumda öyle bir tehlike yok. Sadece anne babaları var. Kimse onları rahatsız edemeyecek. Bakalım bu süreçte balıklarımız yumurtalarını yemeden yavrularını büyütüp bize o güzel görseli yaşatabilecekler mi? Açıkçası bunu bekliyorum. Belki bu ilk şu andaki yumurtlamada olmayabilir, ikincide de olmayabilir. Ama üçüncü, dördüncüden sonra filan ümidim var açıkçası. Üçüncü, dördüncü yumurtlamada yavruların anne babayla birlikte gezdiğini görmeyi ümit ediyorum. Tahsin abi de zaten bu yöntemle o yavruları gezdirir halde
görüntüyü sağladı. Ben de hatta gittiğim zaman görmüştüm. Çok da özenmiştim. Yine Tahsin abinin tavsiyesiyle yağmur suyunu kullanmaya başladık. Ama ne kadar doğru bir yöntem olduğunu hemen şöyle 3 gün içinde gördük. Dediğim gibi yaklaşık 3 aydır yumurtlamayan balık 3 gün içinde yumurtlamaya başladı. Hemen 3'te birlik bir yağmur suyuyla değişimde bunu gördük. Bu arada biraz o konuya da değineyim. Yağmur suyunun işte zararlı olacağını, şu andaki dünya şartlarında çok fazla zararlı atık olduğunu, zararlı şey olduğunu havada belirten, söyleyen çok fazla arkadaş var. Doğrudur da, haklıdır da. Evet, gerçekten ağır metallerin olması çok normal bir şey. Ama Tahsin abinin de söylediği şey şu: yağmur suyu her türlü faydalıdır yani. Kirli, havada kirli maddeler olsa da, işte ben bu suyu çatıdan toparlıyorum, çatıdan pislikler gelse de, ne olursa olsun diyor Tahsin abi, o yağmur suyunun faydası kendini gösterir diyor. Ki o da hem melek üretiminde, hem birçok gökkuşağı türünde, plako türlerinde bizzat bunu kullanıyor ve faydasını görüyor. Dediğim gibi olumsuz etkisi olacağını söylediği çok fazla kişi vardı. Bunu belirten çok fazla yorum vardı. Onlara da hak veriyorum. Onlara da doğruluk payı olduğuna inanıyorum. Ama benim feyz aldığım, baz aldığım kişi Tahsin abi ve o da bunu faydası olacağını söylediği için bunu uyguluyorum ve bunun da ilk aşamasında faydalı olduğunu bu şekilde gördük. Balıklarımız yumurtlamaya başlıyor. Ki yavruları ne zaman etraflarında yüzdürmeye başlarlarsa bu olay %100 kanıtlanmış olacak. Çünkü ben yaklaşık 2 yıldır falan melek üretimi yapıyorum. Sadece babamın akvaryumdaki dışındaki hiçbir meleğin kendi yavrusunu büyüttüğünü görmedim. Maksimum 3 gün boyunca yavrularına, yumurtalarına baktılar. Genelde 3. günün sonunda yediler yumurtalarını. Birçoğu hemen yediler yani. Bu da tamamen su değerlerindeki şartların uygun olmamasından. Yani bu balıklara biz balık hafızalı, balık beyinli falan diyoruz ama gerçekten içgüdüsel olarak o kadar çok algılara açık ki, bizim hissedemediğimiz, algılayamadığımız, anlayamadığımız şeyleri anlıyorlar. Bunun bilimsel açıklaması şu şekilde yumurtaları yemekteki: su değerlerinin uygun olmamasından kaynaklı. Atıyorum 100 tane yumurtluyor ama sadece 20 tanesinin hayatta kalabileceğini ve sağlıklı bir şekilde büyüyeceğini, mantarlaşmadan gelişeceğini algılıyor su değerleri yüzünden. Ve 80 tane yumurtanın heba olacağını bilerekten 10 yumurtaları yiyor ve ben tekrar yumurtlarım ve 100 tane yumurtayı tekrardan hayatta kalabilecek şekilde şansımı denerim diyerekten yumurtalarını yiyor. Ama işte yağmur suyu sayesinde o su değerlerinin uygun olduğunu, 100 yumurtadan belki 80 tane yavrunun sağlıklı bir şekilde büyüyeceğini, sadece 20 tanesinin kayıp olacağını bilerekten bu sefer yavrularını büyütmeye göze alıyorlar. Yemelerindeki durum da bu şekilde. Bizim de yağmur suyunu eklememizdeki amacımız bu şekilde. Bakın vatozu bile kovalıyor. Şimdi belki bazı arkadaşlar o vatozun yumurtayı yiyeceğini falan da söylerler bana. Ama onlar kolay kolay hiç kimseyi yumurtanın yanına yanaştırmıyorlar. Vatozu hiçbir şekilde oraya yanaştırmayacaklar. Geceleri bile uyumuyorlar. Yumurtalarını koruyorlar. Bu kadar anaç, içgüdüsel balıklar, yani bütün canlılarda bu içgüdüler var. Hiçbir şekilde o vatozu yaklaştırmayacaklar oraya, yumurtaları varken bile. Dediğim gibi vatozun herhangi bir sorunu yok. Yani bunu gözlemlediğim süreçlerde, dediğim gibi babamın akvaryumunda 3 gün boyunca yavruları büyüttüler. Benim akvaryumda maksimum 3 gün boyunca yumurtalarını korudular. Onlarda da her zaman vatoz vardı akvaryumlarda. Ama o şekilde onların yumurtalarını yemelerine asla izin vermediler. Onları hiçbir zaman yaklaştırmadılar. Az önce gördüğünüz gibi hemen uzaklaştırıyorlar. Geceleri karanlık olsa bile onlar nöbette kalıyor ve uyumuyorlar, yumurtalarını koruyorlar. O yüzden vatozun sorun olduğunu düşünmüyorum. Hemen bu anlamda mesaj atacak arkadaşlara da böyle bir bilgilendirme
geçeyim istedim. Bakalım, daha yumurtlamaya başlamadılar ama bir sonraki videolarda falan ben size bilgilerini veririm. Yumurtladılar, yediler, yemediler, büyütüyorlar. Yağmur suyunun etkilerini sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu yağmur suyunun ikinci videosu olmuş olsun. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek bize için. Ama en azından şu görüntü bile yağmur suyunun faydalı olduğunu gösteriyor. Sizlere de bu konuda bilgi vermiş olayım. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için de güzel bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.